Herkese merhaba. Minyatür Pota'nın 7. kaydıyla sizlerleyiz. Bugün Lewoski konuğumuz. Galatasaray Sözlük'ten yazar arkadaşımız. Bugün sadece sepet topu konuşacağız. Başka herhangi bir konuya dalmayacağız. Galatasaray Basketbol Şubesi'nde neler oluyor ona değineceğiz. Biraz NBA'ye gideceğiz. 2000'li yılların NBA ile 2010'lu yılların NBA'ini karşılaştıracağız. Kendi fikirlerimizi sunacağız. Işıl Alben konusuna yüzeysel olarak bir değineceğiz. Son olarak da Vince Carter hakkında fikirlerimizi ifade edip, açıklayıp, konuşup programı kapatacağız. Yaklaşık 30-35 dakika maksimum süre kadar sizlerle birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Keyifler nasıl? İyi, nasıl olsun? Pandemi Bildiğimiz. sonrası normalleşme süreci devam ediyor. Seni Hadi sormalı. bakalım. İyidir, her şey yolunda, bir sıkıntı yok. İstersen hemen dalalım çok fazla vakit kaybetmeden. İlk baş ben Galatasaray'ın FIBA Şampiyonlar Ligi seçimiyle alakalı görüşlerini sormak istiyorum. Bir de FIBA Şampiyonlar Ligi'nin genel olarak bir geleceği hakkında genel görüşlerin neler, ne düşünüyorsun vesaire. Buyur, top sende. UEFA Şampiyonlar Ligi 4. sezonunu bitiriyor. Şimdi onların planlaması ilk 4 sezon sonrası 5. sezonla birlikte biraz daha Euro Cup pastasından bir şeyler katmaktı. Onu aslında gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Yani sadece Galatasaray özelinde değil, Tofaş'la ilk açıklamışlardı. Vitas geldi, Bilbao Basket geldi. Yani şimdi bu adamların biraz bakış açısı tamamıyla Euro Lig'e alternatifi hemen sağlamak değil de önce Euro Cup'tan bir şeyler kapıp Euro Lig'in altındaki organizasyon gibi konumlanıp daha sonra ilerleyen yıllarda Euro Lig'e bir alternatif şeklinde gelmek. O yüzden onların planladığı şekilde şu an sürecin işlediğini söyleyebiliriz. Aslında görüyoruz. Yani o yüzden Galatasaray'ın katılması, işte Karşıyaka'nın katılması, Daçka var. Türk Telekom'da var. Tabii. Limoges geldi Fransa'dan. Hani bu tarz daha Avrupa'da geçmişte olan takımların ve güçlü taraftar organizasyonda olan takımların katılmasıyla FIBA aslında o Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin tanıtımına güzel bir katkıda bulunmuş oldu kendi açısından. Şu an iki kulüp, yani Galatasaray üzerinden bakarsak Galatasaray'ın ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nin karşılıklı bir şeyler kazanma ihtimali var bu birliktelikte. İstersen onu açalım. Sonuçta Euro Cup son yıllarda, son özellikle 4-5 yılda eski gücünden biraz kaybetmişti. Yani Euro Cup çok eski yıllarda özellikle Avrupa basketboluna yeni çıkan genç yeteneklerin de ilk Evet. gözüktüğü bir mecra diyebiliriz. Mesela ben PES için Kızılyıldız'ında Bielisa'yı ilk orada izlemiştim. Aklıma o geldi şu an. Badalona dersem aklına ne gelir peki? Ricky Rubio. Kesinlikle. Bizim zaten Final Four'da vardı değil mi onlar? Aynen. Hı, doğru. Yani öyle bir organizasyon son yıllarda çok daha böyle Euro Lig'e sıçrama yapmayı düşünen Amerikalıların birer yıllık performanslarını sergileyip de gittiği bir organizasyon halini almıştı. Hı. Şimdi FIBA'nın oraya gözünü dikmesi çok mantıklı bir hareket. Hı. Var olmak için. Sanırım bu sezon istediklerini yapmak için büyük bir adım attılar. Yani sırf Galatasaray özelinde değil, Ritas'ın vesaire gelmesi de onda bayağı bir etken olacak gibi. Doğru. Tabii bu arada onların gelirleri de var. Bu zaten bizim en önemli konumuz diyebiliriz. Yani FIBA şu an sponsorluklarını henüz büyütememek durumunda ama hani gelir sağlıyor olması da kulüpleri cezbediyor. Aynen, doğru söylüyorsun. Burada ben biraz devreye gireyim istersen. Ben biraz daha uzun tutmak istiyorum bu mevzuyu. NBA kısmında sana çok fazla söz vereceğim. Çünkü senin NBA konusunda doluluğundan faydalanmak istiyorum ben burada. Şimdi Galatasaray'ın FIBA Şampiyonlar Ligi tercihi her şeyden önce olması gereken oldu. FIBA'nın bize FŞL teklifini sunduğunda, ortaya çıktığında feci yükselmiştim ben. Buna sebep açıkçası ne FŞL'nin henüz olmayan ama orta ve veya uzun vadede olacağını düşündüğüm prestijiydi, ne de Euro Cup memnuniyetsizliği gibi bir durumdu. FŞL konusunda benim gaza gelmemin yegane sebebi para. FŞL'nin özellikle katılım paylarında ciddi paralar vaat ediyor oluşu. İşte bizim gibi Galatasaray gibi bütçe sıkıntısı yaşayan, bütçe konusunda her zaman bir istikrarı koruyamayan takımlar için vali kebabı misali neredeyse. 350 bin euro katılım payı alacağız biz. Her galibiyetle de kazancımız artacak. Tur atlamamız, hatta ileriki aşamaların ablasına sarkmamız halinde kazancımız iyice coşacak bizim burada. Her ne kadar zor olsa da olası bir FIBA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu halinde sadece FIBA'dan alacağımız para
genel takım bütçemizin üzerinde olacak bizim. Bu ne anlama geliyor peki? İşte Galatasaray Doğa Sigorta kulübümüze kar açıklatabilir bir noktaya gelebilir. Amatör branşlar özelinde bir kere her şeyden önce rüya gibi bir şey bu. Resmen ütopya hatta. İşe dahil olacak sponsorları, marketing işte reklamcılık, cart curt falan hesaba hiç katmadım bile bak dikkat edersen. Yalnız şurada bu noktada dikkat etmemiz gereken, bilinmesi gereken bir şey var. FIBA ile olan anlaşmamız bizim 5 yıllık 3 artı 2 şeklinde. Yani 3 yılı banko, 2 yılı plase opsiyonlu. Önemli detay şu. İşte 350 bin euroluk katılım payını alabilmemiz için bizim anlaşmalı olduğumuz sezonlarda Türkiye Erkekler Basketbol Ligi'ni ilk 6 içerisinde bitirme zorunluluğumuz var. Eğer bitiremezsek evet yine katılacağız. Çünkü anlaşmayı yaptık ama 350 bin euro değil de sanıyorum 50 bin euro falan bir katılım payı alacağız. Ki bu da çok düşük bir meblağ. Aynen çok düşüyor. 7 kat düşüyor. Haliyle kendimizi kesinlikle garantide hissetmeden işte herhangi bir rehavet vari tutum içerisinde olmadan güzel bir takım kurmak mecburiyetindeyiz. Bu bahsettiğim öyle 5-10 milyon euroluk takımlar tabii ki değil. Benim için yani benim daha doğrusu düşünceme göre en azından bir 2 milyon euroluk bir bütçe tabii bunun üzerine sponsorlar da eklenecek, şu olacak, bu olacak vesaire neyse bu yapılabilir bana kalırsa. Asıl sıkıntılı kısım şu. Galatasaray'ın yanında Bizans ne ki? Bizans oyunları Galatasaray'ın zaten işte damarlarında dolaşan bir şeyden ibaret falan filan minvalinde bir bakış açısı var bizim kulübümüzle alakalı. Ben buna külliyen katılıyorum abi. Galatasaray erkek mesela Galatasaray erkek basketbol takımı şu sıralar bence Bizans oyunlarının beyni, kalbi, midesi, pankreası ne dersen de artık hepsi. Hepsi içinde. Yayına girmeden önce de mesela pot kaydını açmadan önce de işte Galatasaray resmi internet sitesinden bir açıklama yapıldı. Hemen onu söyleyelim. Şubede yöneticiler değişti. İşte Dorukhan Acar göreve geldi. İlber Aydemir göreve geldi. Oytun Özer atandı yine aynı şekilde. Yani Erol Özmanlıracı, Ömer Cansever zaten görevden çektirilmişti. Sadece şu an orada şey kaldı. Ömer Yalçınkaya kaldı. Şöyle ifade edeyim. Efendim? Yıllardır olduğu gibi Ömer yıllardır. Yine aynen. Görevinde. Hiç değişmiyor. Herkes gidiyor. Sadece o adam kalıyor orada. Şöyle ifade edeyim ben çok fazla darlamadan. Ele alış biçimini Ömer Yalçınkaya'nın şubeyi ele alış biçimini sevmiyorum. Galatasaray basketboluna hakim olan bazı arkadaşlarımızın dillendirdiği kadarıyla bilhassa kadın basketbol takımı özelinde sıkıntılı komisyon ve menajerlik ilişkileri mevcut. Şeyden bahsetmiyorum. Yalçınkaya'ya bu zaten hukuki anlamda sıkıntı yaratır. Böyle bir imada kesinlikle bulunmuyorum. Ama yönetimsel açıdan burada bir takım nahoşluklar olduğu söyleniyor. Bunun üzerine düşünülmesi gerekiyor. Çünkü yıllardır bu zaten sürekli dillendirilen bir şey farklı mecralarda. Yine senelerdir atıl durumda olan, üvey evlat muamelesi gören, işte birilerinin çiftliği kıvamında yönetilen basketbol şubesine artık çekidüzen verilmedi. Zamanı geldi hatta geçiyor bile. Konuya dönersem, bizi asıl odak noktamız şubedeki bu saçmalıklar silsilesi ve bilinmezlikler maalesef bizim Ertuğrul Erdoğan'la bir türlü yeni sözleşme imzalayamamamıza sebep oldu. Yani normal şartlar altında çoktan bu iş bitmeliydi ve koç çoktan kadro mühendisliğine başlamalıydı. Yine geç kalıyoruz. Geçtiğimiz bu senelerde olduğu gibi. Mesela bugün medyaya düşen bir habere göre yine sanırım çıkış kaynağı İsmail Şenol bu haberin. İşte Can Korkmaz'dan sonra Ege Yarar'ı da kaybediyormuşuz. Evet. İsmail Şenol söyledi onu. Evet, doğru. O söyledi değil mi? Doğruyum. Evet. Ege Yarar da gidiyor. Rotasyondan bir oyuncu daha eksiliyor. Yani bizi bitirecek olan belli ki yine biziz. Yani dış güçlere falan hiçbir şekilde ihtiyacımız yok. Biz kendi kendimizi yemeye zaten alıştık Galatasaray olarak. Son olarak da FIBA Şampiyonlar Ligi konusunda hemen görüşümü belirtmek istiyorum. Şimdi orta ve uzun vadede güzel şeyler vaat ediyor. Evet. Ancak daha değil. Henüz olmadı. Pişmedi. Bu yüzden şu an FIBA Şampiyonlar Ligi'ni Euroleague'de bir tutmamak lazım. Ben buna benzer ifadeleri çünkü özellikle Twitter'da şurada burada görüyorum işte hani rakip oluyor bilmem ne falan daha değil. Senin de az önce söylediğin gibi FIBA Şampiyonlar Ligi'nin öncül gayesi ve hedefi kesinlikle önce Euro Cup'ı devre dışı bırakmak. İlk etapta yapılacak olan şey bu. Ondan sonra yani işte 3-4 yılı bulabilir bu süreç. Euroleague'le hani rekabet eder bir noktaya ulaşabilmeyi hedeflemeli FIBA. Bir takım alışkanlıklar birdenbire amiyane tabirle sevip atılamıyor öyle söyleyeyim. FIBA Şampiyonlar Ligi mesela bazı Euro Cup ekiplerini sunduğu şahane gelirlere rağmen ikna edemedi bu sezon. Mesela Malaga en basitinde aklıma gelen. Evet.
İşin içinde sadece para yok çünkü Avrupa basketbolunda. Prestij ve farklı odaklar da var. Dolayısıyla adım adım ilerleyecek FIBA Şampiyonlar Ligi organizasyonu ki hani sağlam bir temel üzerinde yükselmek istiyorsa yapması gereken de bu. Gelinen noktada ben FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ilk uğraşının en azından bir ekolü, hatta mümkünse bir Euroleague ekolünü bünyesine katmak olduğuna inanıyorum. Bu hamle gerçekleşebilirse işte o zaman bence bazı şeyler çorap söküğü misali devamını getirebilir. PAO yani mesela Panathinaikos bu ekol olabilir. PAO'nun sahibi Giannakopoulos biliyoruz. Mafyatik herif. Bu arada buraya hemen bir not düşeyim. Bu genelde yanlış biliniyor. Giannakopoulos PAO'nun sahibi. Başkanı Mavropoulos olması lazım. Bu genelde karıştırılıyor. Evet, direkt sahibi. Aynen. Yani burada tek söz sahibi Giannakopoulos. Başkan herhangi bir çok fazla şey yok. Manevra alanı, hamle alanı olmuyor genelde PAO'da. Evet, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne sıcak bakıyor. Doğru. Ancak işin içinde bir sürü parametre var. Yalnız PAO olmaz da atıyorum başka bir organizasyon olur. Ama olur yani. Olacak da bence. Ama ne zaman bekleyip göreceğiz bunu. Çünkü özellikle Euroleague'in gelir dağıtımı hakkındaki bu cimri bir de sözünde durmayan tavrının sürdürülebilirliği yok gibi. En azından önümüzdeki zaman dilimi için. Kısacası zaman lazım FIBA Şampiyonlar Ligi'ne. Bunu göreceğiz, deneyimleyeceğiz, tecrübe edeceğiz. Bakalım. Diyorum ben şimdi abi senden Işıl Alven konusunda da fikirlerini alacağım. Ne oldu, ne bitti? Yani ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bizi bir Ya aydınlat. dersen Işıl'a girmeden önce bir de ben bir ekleme yapayım o Tabii şeyi. tabii abi, buyur istediğin gibi. Şimdi mesela Şampiyonlar Ligi'nde şöyle bir sıkıntı da var. Bunu Ertuğrul Erdoğan, bu arada Ertuğrul Erdoğan da hani sözleşme konusunu açtım. Onun da 2 gün önce bir röportajı var kısa süreli. Şampiyonlar Ligi'ne katılımla ilgili. Belki okumuşsundur. Şey diyor. Yani bizim diyor A, B ve C planlarımız elimizdeki oluşabilecek alternatif bütçelere göre hazır. Evet, Biz doğru. pandemi sürecinde devam edecek şekilde çalıştık diyor teknik ekip olarak. Ki zaten geçtiğimiz yıllarda bilirsin 6 tane dosyası vardı büyük. Tabii. Bu dosyalar kapatılmadan önce de mecbur tek bir menajerin oyuncularına bakabiliyorduk. Bu sebeple bir dönem Amerika ve bunu Koç da söylüyor Avrupa arasında sıkışmış şey Aynen. pardon Amerika ve üniversite ligleri arasında Evet. sıkışmış olduğu oyuncuları biz almaya çalıştık. Şimdi bu sezon bununla ilgili en azından menajer anlamında dosyaların kalkmasıyla beraber bir elimiz rahatlamış durumda. Fakat burada da şunu ekliyor diyor ki oyuncular daha önce Euroleague'e basamak gördüğü için biz daha rahat bir şekilde aslında kandırabiliyorduk. Yani getirtebiliyorduk ama şu an Evet. Şampiyonlar Ligi'ne reaksiyonları ne olacak? Hangi bütçelerle gelmeyi kabul edecekler? O belli değil. Getirisi var. Bizim için 350 bin dolar gibi bir gelir harika bir şey. Çünkü geçen sezon yine 2,2 milyona kurulmuş bir takım var. Evet. Zaten Türkiye'deki belli takımların bütçeleri de ortadayken şu an ne ek getirirsen çok büyük bir olay. Beşiktaş gibi bir örnek var. Başkanı diyor ki ben diyor branşlarda diyor yarışmacı olmak istemiyorum. Bu seçeneğe düşmeden Türkiye'ye basketbol getiren kulübün Galatasaray'ın yine bir şekilde yarışmanın içinde kalması için böyle bir gelir ihtiyacı var. O yüzden ben de olumlu buluyorum. Umarım uzun vadede her iki taraf da kazanmış olur. Tabii burada işte bahsettim. Şubenin içerisindeki belirsizlik ki bu belirsizlik yıllardır süren bir şey. Yani ben şöyle söylüyorum artık. Her sezon minimum kadın erkek fark etmeksizin bir 3 tane falan bir olayımız oluyor böyle. Kesinlikle. Yani Alışkanlık haline getirdik artık bunu. bir o oluyor bir de şey oluyor. Mesela her mali genel kurulda şey haberi çıkar. İşte basketbol şubesinin sponsorluk çekleri kırdırılmış. Aynen. Bu haber de hep çıkar mesela. Birileri söyler. Bunlar olurken hep bir isim. Ben şimdi oraya gireceğim kusura Buyur bakma ama. Hep bir isim buyur. görevli olur. Fakat o isme hiçbir şekilde konu gelmez. Yine o isim görevde. Yine bak bugün değişiklikler olmuş. Yine o isme hiçbir şekilde bir gelen bir şey yok. Işıl abine geçelim oradan. Gel abi. Çok uzatmadan. Kulübün efsanesi Işıl abim. Bir efsanesidir. Düşünebiliyor musun? Yani Türkiye'deki kupaları geçtim. Avrupa'da kazanabileceği 2 tane kupası var. Euro Cup, Euro League. Onları da kazanan kadroda görevde bulunmuş bir isimden bahsediyoruz. Yani daha ötesi yok. Aynen. Galatasaray basketboluna verebileceği daha ötesinde bir şey olduğunu düşünmüyorum. Buna rağmen süreç içinde Işıl abi benimle görüşülmüş işte indirimi kabul etmiş. Kendi de söylüyor bunu. O süreçte pandemiden dolayı bu arada Tilbe'ye de aynısı yapılıyor. Tilbe'de de Evet, indirime evet. giriliyor ki Tilbe ve Işıl şu anda zaten çok dar olan yerli oyuncu piyasasında 2 milli oyuncu. Yani direkt ilk 5'e yazabileceğin kalitede ki Tilbe geçen sezon çok iyi geçirmişti. Hı. Bence yani bu anlamda zaten çok büyük 2 kayıp yaşıyoruz o kesin. Fakat
efsane statüsüne gelmiş bir ismin ayrılış şekline geldiğimizde yaşadığımız kayıp sportif açıdan değil de diğer açılardan daha da büyük bence. Bence de. Süreç yine hiçbir şekilde iyi yönetilememiş. Yöneticiler topu başkalarına atıyor. Sonra yöneticiler görevden alınıyor. İşte ama gerçek olan Işıl Botaş'la anlaştı. Evet. Yani bu konuda aslında söyleyeceğim şey çok net. Galatasaray Spor Kulübü'nün değerlerinde bir şey belki çok ciddi anlamda eksiltmez ama Koç'ta anılmayacak bir süreç yaşandı. Tabii koçların gözünden bakmak bile istemiyorum. Onlar hala daha Efe Hoca'nın da önümüzü belli değil galiba. Evet değil. Bunlar olurken bile en iyi oyuncuları gidiyor. Yani sonuçta planlamayı yapıyorsunuz ama takımın üzerine kuracağınız isimlerden biri. Belki de bir numaralı isim. Bu şekilde gitmiş oluyor. Yani şube çok karışık dediğim gibi. Işıl Albay'ın ayrılma süreci de hiç hoş olmadı. Eksiklerini kadro anlamında da yaşayacağımız bir gerçek. Hı-hı. Merakla bekliyorum ben de ne olacağını. Yani koşullarla önce bir imzalansın. Artık onu unutmaya geldim. Bir o taraf belli olsun. Ve maalesef iki tarafta da sezonun başlamasına yine kısa süre kala kadroları kuracakmışız gibi bir izlenim var şu an. Umarım yanılırız. Aynen doğru söylüyorsun. Ben de hemen kısaca o zaman şöyle değineyim. Yani Galatasaray'dan koparılışı senin de anlattığın gibi şubedeki yöneticilerin kesinlikle ayıbı, fiyaskosu, skandalı, rezaleti ne dersek diyelim. Işıl Camia'nın gelmiş geçmiş en önemli bayrak kadınlarından, sporcularından biri. Belki de birincisi hatta. Galatasaray'dan adeta hani ayrılmaya zorlandı. Bir şey daha var. Eklenti olsun, ilave olsun. Yönetimin özellikle sosyal medya üzerine maşalığını yapan medya mensupları bence bu noktada biraz karakterlerini sorgulamaları lazım. Işıl'ın gayet hanımefendice yaklaşımı sonrasında bile delikanlı gibi gidip işte çıkıp özür dileyemeyenler bence artık susmalı veya çenelerini kapatmalı. Çok fazla kendilerini küçük düşürmeden. Yani kadının kendini ifade edişinden sonra bile yok şöyle yok böyle kemküm falan deme hiç gerek Ne yok. kadar da efendi bir şekilde hitap Yani ediyor. Aynı kişiden bahsediyoruz anlaşıldı. Muhtemelen. Haklısın çok. Neyse konuyu kapatalım o zaman. Galatasaray kısmını da bu şekilde noktalamış olalım. Şimdi NBA kısmına geçelim abi. Şöyle ben sana pası topu atmak istiyorum. Şimdi 2000'lerdeki yani 2000'lerin başı ve ortası NBA ile 2010'lardaki ortasıyla son kısmı işte 2013-14'ten biraz daha sonrası. Bunu karşılaştırmanı istiyorum senden. Bir de hani oyunun geldiği nokta, işte oyunun kendisi, belki draftlar, belki oyuncular. İstediğin gibi serbest bir şekilde görüşlerini ifade edebilirsen memnun oluruz. Tabii ki. Ya benim için 2000'lerdeki NBA çok daha gücün dengeli dağıldığı birkaç takım haricinde tabii ki. Yani Lakers mesela 2000'lerin başındaki Lakers. Zaten çok özel bir takım. Shaq sağ olsun, Kobe sağ olsun. Yani 2000'lerdeki NBA takımları 2010'dan sonraki takımlara baktığımızda yani süper yıldız takımlarının yani 3 yıldızın bir araya geldiği takımlar gibi bir durum 2000'li yıllarda yok en azından. Genelde her takımın kendi bir bayrak adamı diyebileceğimiz ismi var. Yanında çok önemli parçaları var. Aynen. Trio yani yoktu. O trio olayı gerçekten evet, yoktu. Trio olayı yoktu. Her koçun kendine has bir oyun planı hemen hemen vardı ama o öyle parçalar vardı ki o parçalar oradan çıkarsa o takımın aynı oyunu oynama şansı yok. Anlatabiliyor muyum? Yani tabii, tabii. Böyle takımlar vardı. Mesela hatta direkt bir örnekle geleyim. 2006-2007 Golden State Warriors. Jason Richardson'ın kadro muydu? Baron aynen Davis falan. Don Nelson 4 sayıyla çıktı. O dönem için radikal bir karardı. Fakat işte Baron Davis, Matt Barnes vardı o takımda. Stephen Jackson. Mesela o takım son sıradan playoff'a girip ilk turda da Dallas Mavericks'i ki o dönem inanılmazdı Dallas. Eleyip sonra yarı finalde Utah Jazz'e elenmişti ama mesela böyle farklı hikayelerin de her sezon çıkabildiği bir düzeni vardı NBA'nin. Yani sürprizler açıktı. O zaten hani NBA'in herhalde en büyük sürpriz eşleşmelerinden biri olmuş olabilir evet, o. Çok, evet. Değil mi? Ama oynadıkları basketbol da gerçekten keyifli bir basketbol. Yani aynen doğru. Sezon, Don Nelson o yüzden ben ekstra severim mesela. O kadro zaten o kadronun çok güzel bir böyle özeti niteliğinde de Baron Davis'in Klenko'nun üzerinden vurduğu Aynen. smaç var. Poster. Herhalde onu koyayım. Aynen. Posteri de olsun diyelim. Yani örnek vermek gerekirse o Golden State gibi böyle ilginç takımların da ortaya çıktığı ama her takımın da
önemli parçaların bulunduğu bir dönem 2000'lerin NBA'i. Yani şu anki dönemki NBA'de kalite anlamında aşağı kalabilirim tabii ki yok ama benim hani aradaki en büyük fark olarak gözlemlediğim şey her zaman bu güç dağılımı olabilir. Yani her takımdaki bu trioların olmaması, bir süper yıldızın etrafında gelişen birliktelikler. Bununla beraber tabii draftlar çok ayrı hikaye. Draftlara kesinlikle girebiliriz. Yani mesela bilmiyorum senin aklına ne geliyor ama bana NBA draftı söylediğin zaman bir sorduğunda ben hep Wade, facia Charlotte seçimleri derim mesela. İlk aklıma LeBron. geliyor. Yani. İnanılmaz bir Darko şey. Milicic geliyor benim Darko aklıma mesela. Milicic zaten bunun herhalde bayrak adamı diyebiliriz yani. Bunlardaki. Bir de şey geldi Yani bak çok mesela aklıma. Biraz daha sonralarda gerçi ama hani bir türlü Portland yararlanamadı. Greg Oden geldi mesela aklıma. Hiç ya Greg kullanamadı. Oden evet. O draft mesela harika bir draft. Yani tabii ki yani. Şimdi Greg Oden'ı seçip de niye Kevin Durant'ı seçmedin diyemiyorsunuz adamları. Tabii Çünkü tabii doğru. yani ama alt seçimleri falan da efsane o draft'ın. İkinci turunda çok güzel seçimler var. Ama mesela kötü seçim arıyorsak yani akla getirelim diyorsak abi Memphis'in Haşim tabii ki seçimi vardı. Evet Hatırlar mısın? vardı. Vardı öyle bir şey doğru. Adam için zaten NBA'de olmasını geçtim. Öyle bir yorumlar vardı ki yani bu adamın muhtemelen basketbol kariyeri uzun vadeli olmayacak vesaire denirken ve Memphis'in kadrosunda çok iyi uzun rotasyonu varken ısrarlı bir içinde gidip onu seçmesi benim de mesela aklıma o geliyor Charlotte gibi. Charlotte'ın çok ilginçti bu arada. Ondan da bahsedelim. O dönemki politikası. Tabii Şimdi tabii. yeni kurulan bir kulüp oldukları için, organizasyon oldukları için daha doğrusu. Üniversite liglerinde belli bir seyirci kitlesini elde etmiş oyuncuların peşine düşüyorlardı. Taraftar çekebilmek için. Bu sebeple işte mesela 3. sıradan daha sonra yolu Türkiye'ye düşmüş Adam Morrison'ın seçimleri vardı. Z Yine kuşağına hedef alıyorlar. Küçüklükten daha. aynen. Aynı draftta mesela North Carolina'dan Raymond Felton'la Sean May. Aynı kadrodalar diye hatırlıyorum ben. İkisini aynı draft sezonunda almışlardı. Sırf taraftar için Sean May sonra Fenerbahçe'ye kadar geldi mesela ama yani düzgün bir NBA kariyeri yapamadı. Hani Evet. Charlotte'ın bu tarz bir hamle dönemi vardı draftlarda. En istekli seçtikleri isim mesela Michael Kidd-Gilchrist'ti. Onda da işte yeni Kevin Garnett gibi çok iddialı laflar kullanmışlardı ama yani olmayacağı belli bir tarzı vardı. İyi bir oyuncu oldu. Belki iyi bir parça oldu ama hiçbir zaman o bekledikleri şekilde bir kariyer sağlayamadı. Mesela draft deyince aklıma o yüzden hep böyle bir Charlotte ayrı gelir benim. Tabii özel seçimler de var. İkinci turlardan harbiden iyi seçimler de var. İster sonları da yıl yıl girmeye çalışalım. Tabii tabii Draft. buyur abi. Vaktimiz var. Senin de aklına muhakkak örnekler geliyordur. Sen istersen devam etmeden ben hemen araya birkaç bir şey sıkıştırayım. Tabii. Ya şöyle diyeyim ben. NBA ve NBA'nin geldiği konusunda netim açıkçası. Eski yeniyi döver. Yeni eskinin önünde diz çöker tövbe ister. Ya şöyle diyeyim. İster nostalji romantizmi olsun bunun adı, ister eskiye özlem olsun neyse artık. Bana 2000'lerin NBA'yi, adamların o NBA'yi, 2010'ların daha doğrusu işte 13'ten 14'ten sonrakilerin NBA'yi de kızanların, palelerin NBA'yi gibi geliyor. Buraya hemen bir bilgi notu düşmem gerekiyor benim elzem. Kızan pale Trakya'da çocuklara deniyor. Genel kültür olsun. Araya sıkıştırmış olayım. Güzel. ne diyorduk? Eski NBA'yi daha çok seviyorum bu açıdan. Biraz daha açmam gerekirse birkaç ay önce Galatasaray Sözlük'te Legend Soul Nick'li arkadaşımızın bir entry'sinde NBA'deki oyunun değişimini gösteren bir grafik görmüştüm ben. Grafikte görülen şuydu. Yeni NBA'de orta mesafe şut olayı komple devreden çıkmış. Post-up oyunları neredeyse silinmiş. Oyun tamamen üçlük çizgisine yıkılmış ya da penetre üzerinden kovalanan birebirlere ve veya geçiş oyunlarına kalmış falan filan. Bu noktada şunu belirteyim. Greg Popovich hocanın NBA'in bu şekilde tek düzeleşmesiyle alakalı bir söyleme olmuştu zamanında. Ya yaklaşık bir sene önce kadar. NBA'in işte geldiği noktadan iyi 3 sayı atmanın, iyi 3 sayı yüzdesinin kazanmak için yeterli olmasından nefret ediyorum gibi bir beyanı vardı Popovich için. %100 katılıyorum kendisine. Bu kadar iyi ifade edebilir bence durumu. Bir de şu var mesela. Örnek vereyim. Houston Rockets. Abi heriflerin parkeye yansıttıkları şey benim midemi bulandırıyor. Açık açık söyleyeyim yani. Vallahi de billahi de basketbol bu değil. Ya James Harden topu alıyor. Full court koşu, şut. Arada Russell Westbrook topu alıyor. Tam sağ dribbling, drive, bitiriyor.
Ya pas yok, bir şey yok böyle. Savunma bir tuhaf, ne bileyim, bir acayip Adamlar ikiz. 5 numarayı kaldırdılar ya Aynen PJ abi, yani saçma sapan bir hal gibi geliyor Tucker'ı. bana açıkçası şu an NBA'in bu açıdan geldiği nokta. Yani sırf bu yüzden ben yani Avrupa basketbolunun NBA entegrasyonunu destekliyorum. Hem de aşık olduğum Avrupa basketbolunun güç kaybedeceğini bilmeme rağmen bunu destekliyorum. En basitinden bak Luka Doncic'e. Adam NBA'yi güzelleştirdi resmen. Ya da işte Muhteşem bir ya da Nikola, aynen, ya da Nikola Jokic. Yani korkunç kilo vermiş bu arada pandemi döneminde. İşte adamın getirdiği hani bir farklılık oldu en azından. Bogdan Bogdanovic'in işte yeri geldiğinde güzel performansları. Fournier bir yandan çıkıyor. Her ne kadar çok tutmasa da, ya da tutmasa da demeyelim de, çok böyle istenen noktaya o noktada olmasa da Gallinari'nin etkisi belki söylenebilir falan filan. Yalnız NBA'den bir ricam var. Çünkü eminim ki bu podu dinliyorlardır Amerika'dan sevgili dostlarımız. Kendilerine seslenmek istiyorum ben abi. Shane Larkin'le Vasilije Micić ikilisini lütfen bozmayın. Bu ikiliye lütfen sulanmayın. Avrupa basketbolunda ağız tadıyla mis gibi bir ikili izliyoruz. Bırakın burada kalsınlar. Gerçekten hiç Aynen. gerek yok. Böyleyken böyle yani, ben aslında çok da uzatmak istemiyorum NBA konusunu kendi açımdan. Daha çok sana pas atmak istiyorum. Çünkü nostalji rüzgarına kapılırsam ben bu noktada ağlarım, kendim biliyorum. Ya Valla hiç gereği yok. Ömür işten uzak dursunlar. Ömür Aynen. çünkü bayağı bir izlemişler geçen Euroleague döneminde. Aynen. Dediğin çok doğru. Vallahi ikisini birden Avrupa'mızın yeni şeyi olsun artık bunlar. Splash Brothers diyorlar ya, kesinlikle Aynen kovulmuş. aynen. Gerek yok yani. Var mı bekleyeceğim şey mi konusunda? İstersen şey yapalım. Daha böyle 90. Ben mesela şu pandemi döneminde çok fazla eski maçlara sardım. Buyur abi, istediğin gibi. 90'lı yılların ortasında 95 Doğu finali olması lazım. 7. maça gidiyor. Indiana Pacers, New York Knicks. Abi Patrick Ewing'le Efsane izlediğim serilerden o ya. tabii efsane. Tekrar izledim mesela o 7. maçı. Hı. Orada taraftarın da bir yani bildiğin Avrupa deplasmanı. Bildiğin sahaya falan Tabii giriyorlar. tabii. İnanılmaz derecede. Şimdi mesela öyle bir zaten bunun tabii ki şu an yok. Ama bunun olmaması sebebiyle yine 2000'lerin ortasındaki sert takımlardan Detroit ve Indiana'nın meşhur kavgası Aynen, duyuluyor aynen, zaten. aynen. Yani 2000'ler öyle bir dönem. 2000'lerde çok sert bir basketbol oynuyor. 90'lı yılların devamı niteliğinde güçlü takımlar var. Az önce oyun saha içine girdiğimizde çok güzel özetledin zaten. Pot altı oyunları üst seviyede orta mesafe atışlar geçerliliğini koruyor. Bu kadar dış yani üçlüye yönelmemiş bir oyun var sahada. O yüzden pot altında hakikaten güçlü pivotların da varlığını sürdürdüğü bir dönem. Ben Wallace gibi bir örnek de verebiliriz mesela. Tabii. Yani Duvar gibi adam. yani kesinlikle. Bana o dönem hep 2000'ler o yüzden 90'ların da devamının niteliğinde olduğu için oyun Doğru. anlamında. Doğru. Bana sertliği ve biraz daha Avrupa oyunlarını gösteren böyle Avrupa'daki basketbol tarzını gösteren bir havası var bende. Hep bu şekilde aklımda. Uzunlardan mesela girmişken ve Avrupa'dan da girmişken bir takıma oradan bağlantı yapayım istersen. Tabii. 2000'li yılların başındaki meşhur Portland Trail Blazers ama o zamanki lakabıyla J Blazers. Onların pivotu da Sabonis'ti. Sabonis. Çok ilginç bir takım bu arada. İlginç olmanın sebebi her sezon playoff yapıp ilk turda elenmelerinden ziyade öyle bir serüvenleri var. Genelde ilk diyelim. Çünkü bir ara Batı finalinde görmüşler diye hatırlıyorum Lakers'a karşı. Ben de. O sezonlarda 2000 ve 2003 arasında onların asıl bu kadar dikkat çekmelerinin sebebi saha dışı olaylar. İnanılmaz derecede fazla. İşte takımda Zach Randolph antrenmanda birini dövüyor. Patterson olması lazım. Patterson playofflarda oynayamıyor. Bir deplasman dönüşü Rashid Wallace'a Damon Stoudemire şey yapıyorlar. Biz uçakla gelmeyeceğiz diyorlar. Bir tane hamurcuk kiralıyorlar. Sarı renkli bir de böyle. Cafcaflı böyle. Ondan sonra Hamurcuk'ta otoyolda şeyde yakalanıyorlar. Mariano içerken ceza yiyorlar. Rashid Wallace maç esnasında hakemi tehdit ediyor. Seni vuracağım gibisinden. 7 maç ceza yiyor. Böyle bir takım. Koçları Morris Chicks. Takım saha içerisinde izlerken ciddi anlamda keyif veremiyor. Çünkü hep bir sıkıntı var. Hep bir gerginlik var. Aynen. Ama bir şekilde başarıya ulaşıp hep playoff'u yapabiliyor. Fakat bu arada sürekli davalık olan oyuncuları var işte. Bu bahsettiğim olaylar aracında işte silahlı olaylar söz konusu oluyor vesaire. 2000'li yıllarda bir de böyle bir takım vardı. Sert takım. Kesinlikle sahiçine sert takım.
Ama sağ dışında da olaylı bir takım. İşte o tamamen o Indiana Detroit'ten sonra NBA'in bütün aslında şeyi değişiyor. Bu tarz olaylara da işte daha sonraki yıllarda Gilbert Arenas'ın silahla bench'e gelmesi, özür diliyorum, soyunma Baş odasına. şüpheli zaten Zaten Aranız. onunla beraber son bir böyle bir atakta bulunuyor. Manyak oyuncular diyelim ama sonra NBA yönetimi tabii bunu ciddi anlamda kısıtladı. Tabii. O zamandan sonra giyim kuşamlarını bile karıştı hatırlarsan. Aynen. Yani Doğru işte söylüyorsun. her ne kadar Russell Westbrook konusunda biraz fazla serbest davranıyor olsalar da siyaset konusunda yani bir 2000'ler deyince aklıma o hep şey gelir yani. Kendine Yani. has oyuncular, saha dışında da kendine has duruşları. Doğru. Mesela Chicago Bulls vardı 2000'lerden sonra. Orada da kötü hatırlarım. Tom Thibodeau sağ olsun. Güzelim bir kadroyu 6-7 oyuncuyla oynama pahasına mahvetti diyebiliriz. Mesela Doğru. David Robinson sakatlığı büyük payı var. Doğru O kadro söylüyorsun. Lou Dort çok iyi bir sezon geçirirken kötü bir hastalık geçiriyor. Hatırlar mısın bilmiyorum. Biliyorum Zatürre diye. biliyorum. Hatırladım. Adam hasta hastası. Yani hastaneye yatarken Tiva diyor sorular. O da diyor ki bilmiyorum iyidir herhalde bir şey yoktu falan diyor. Böyle bir adam. O adam sonra geliyor Minnesota Timberwolves'u emanet ediyorlar. Şu son meşhur genç kadroyu. Orayı da zaten kovuldu en son. Öyle hatıraları da var. Kötü hatıraları Doğru. da. Ama 2000-2010 arası benim aklımda hep böyle bir iyi dağılımın olduğu, iyi takımların olduğu bir dönem. İzlemekten Doğru. hep keyif alırım. Sacramento Kings aklıma geldikçe açar izlerim yani. Hep iyi takımlar vardı ya benim için. Vardı vardı. Doğru. 2004 Seattle. Şu an takımlar aklıma geliyor sayıyorum böyle. Aha. Böyle söylemiş oldum da merak Tamam. eden olursa izlesin. Aynen ben. Yani siz tek tek girersek uzun süre. Aynen. Zaten az kaldı. Şimdi onu söyleyecektim ben de. Bir 3 dakikamız falan kaldı. Ben bu noktada son bir soruyla o zaman sana dönüp ufaktan ufaktan bitireceğim. Abi, Vince Carter saygı duruşumuzu yapalım istersen. Sendeyiz. Vince Carter'ı çok hani böyle detaylı anlatmaya gerek yok. Vince Carter çünkü. Çok özel bir simge diyelim ona. Hangi smacından girsek bilemiyorum. Öyle söyleyeyim. Çok Yani evet, estetik ama gerçekten. smaçlara sen istersen gir. O meşhur smaçlarını ama Hı. şöyle bir adam. Şöyle bir adam. NBA tarihinde iki tane var galiba. Bir takımda triple double. Aynı maçta triple double yapan iki takım var. İki ikili var diyelim. Biri de New Jersey'de işte Vince Carter'la Jason Kidd. Abi adam o maçı 46 sayı olması lazım. 46 sayı işte 16 rebound. Böyle inanılmaz bir şeyle bitiriyor. Ve adam bunu yaparken o maçı ben izlemiştim daha sonra tekrarında. O kadar rahat bir maç çıkarıyor ki. 46 sayı, 16 rebound, 10 asist. Jason Kidd de klasik her zamanki triple double'larından yapıyor. 2007 sezonu bu arada. Şimdi baktım. Abi ya öyle bir adam. Potansiyeli çok yüksek. Aynen. İyi bir kadroda olduğu zaman kafası yerinde olduğu zaman yani keyif aldığını hissettiği zaman gerçekten bunu kendi de söylüyor zaten. Bambaşka bir oyun sergilen bir adam. Smaç konusuna yeni bir tanım getirmiş biri. Bu Evet. meşhur smaç şampiyonluğunda. Yani nasıl anlatılabilir ki? Ben çok sevdiğim bir isimdi. Keşke Doğru. hani finali daha farklı olsaydı iyi bir sezon en azından devam eden NBA Keşke. sezonu olsaydı ama o da bunu kafasına takmadığında bu konuda bir sıkıntısı olmadığını söylemiş geçenlerde. O zaman bize de çok bir şey söylemek düşmez. İyi Aynen. ki bir Doğru. yerde bir vardı diyelim. Doğru söylüyorsun. Ya benim için de açıkçası Vince Carter Toronto Raptors demek abi. Hani her ne kadar sonra çok fazla takım değiştirmiş olsa da Raptors'ın o Tyrannosaurus Rex'li formasıyla özdeşleştirdim ben Carter'ı. Harika bir forma. Harika formaydı. VC ya bir basketbol oyuncusundan fazlasıydı. Sanatçıydı. Smudge'ın bu kadar yakıştığı bir başka NBA oyuncusu olmayabilir. Hatta basketbol oyuncusu olmayabilir. İnanılmaz estetik bir vücut koordinasyonuna sahipti. Prime zamanlarında tabii ki. Hakikaten. Kariyerinin ilerleyen dönemlerindeki olgunluğuna hani kariyerinin erken dönemlerinde erişseydi belki bambaşka şeyler söylüyor olabilirdik kendisi hakkında. Çok farklı şeyler söylüyorduk. Kısmet değilmiş diyelim. Hani ara ara ben de senin gibi YouTube'da falan açıyorum böyle videolarını, smaçlarını izliyorum, takip ediyorum. Bize NBA'yi sevdiren adamlardan biri olduğu kesin. NBA'yi, basketbolu. Özlenecekler listesine, özleyeceğimiz adamlar listesine Vince Carter da eklendi. Kobe gibi. Kobe'yi artık maalesef takip etme, izleme canlı şekilde imkanımız yok ama belki Vince Carter hani bu Big Three miydi? O üçlü organizasyon. Evet. Eski NBA oyuncularının. Belki oralarda falan görebiliriz bir ihtimal. Öyle bir Olabilir. imkanımız Yani olabilir. Vince Carter'ın kopmayacağı belli sağdan çünkü Aynen. hala gayet
Aynen. Dinamik gayet iyi. Yapabilir, bunu yapabilir. Bence aynen. Devam edebilir yani. Aynen, doğru söylüyorsun. Var mı abi ekleyeceğim bir şey? Valla çok güzel bir sohbet oldu. Teşekkürler. Aynı şekilde. Ben de teşekkür ederim. Ufak bir NBA nostaljisi de yaptık. Aynen. Galatasaray'ın son gündemine ufak da olsa bir baktık. Umuyoruz bir dahaki programlar olduğunda Galatasaray için özellikle daha berrak bir tablonun olduğu konuşmayı gerçekleştirebiliriz. İnşallah. Bunu bekliyoruz bakalım. Başlamasını aynen bekliyoruz. Az tablo kaldı, az kaldı. Evet. Teşekkür ediyoruz Lebowski'ye. Sevgili Sözlük ailesi bize basketbol konusunda güzel fikirlerini, düşüncelerini aktardığı için kaydımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu kadar fazla basketbol konuştuktan sonra bazen cümleleri toparlayamayabiliyoruz. Kusura bakmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Galatasaray'da kalın. İyi akşamlar diliyoruz.